Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TP-Link Archer C5 ve fiber modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım. TP-Link Archer C5 ve modemin kurulumunu daha önceki paylaşımlarımızda www.zorluteknoloji.com üzerinde yapmıştık. Modem özelliklerini buradan aktarabiliriz. TP-Link Archer C5 ve modemler Türk Telekom'un JIPON altyapısı olan müşterilerine kampanya kapsamında ücretsiz olarak sunduğu fiber modemlerdir. Modemlerimiz ücretsiz olarak sunulmakta arkadaşlar. JIPON bağlantısı olan binalarda, dairelerde Türk Telekom başvuru yapıldığında modem evinize kampanya kapsamında ücretsiz olarak getiriliyor. TP-Link Archer C5 ve modemler fiber VDSL uyumlu olup üzerinden IPTV, VoIP, USB bağlantısının yanı sıra 2,4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki ayrı seçenekte Wi-Fi bağlantısı yapılabilmektedir. Daha önceki JIPON teknolojisinde verilen modemlerde, örneğin Tılgın modemlerde yaşanan Wi-Fi sıkıntısı TP-Link Archer C5 modemlerle aşılmış durumda. Modem üzerinde 2,4 GHz ve 5 GHz'lik bir bant var. Bundan istediğinizi cihazlarınızın uygununa göre kullanabilirsiniz. Yani daha önce yaşanmış olan Wi-Fi sorunu bu modemle çözülmüş durumda. TP-Link Archer C5 ürünü kablosuz en azından 3 kat daha hızlı olan kablosuz veri aktarım hızını 1,2 gigabit hız seviyesine kadar çıkaran yeni nesil Wi-Fi standardı 802.11ac ile birlikte gelmektir. Yani 5 GHz'lik banttan bahsediyor. 2,4 GHz bandı üzerinden 300 megabite kadar kablosuz hızı ve kristal niteliğindeki 5 GHz bandı üzerinden 867 megabite kadar kablosuz hızı ile Archer C5 modem HD yayınlar, online oyunlar ve diğer bant genişliği yoğun işlemler için kusursuz olarak tasarlanmış görünüme sahip bir modem. Tasarım itibariyle de diğer modemlere nazaran daha şık, daha görünümlü, hoş bir modem. Evinizin her yerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. Modem üzerinde 2 adet telefon girişi, telefon sinyal alabileceğiniz 2 adet çıkış, aynı zamanda 4 tane de bağlantı yapabileceğiniz Ethernet portu bulunuyor. 1 adet WAN portu bulunmaktadır modem üzerinde. Modem bağlantısı önemli. Modemin iki şekilde bağlantısı yapılmaktadır. Modem söylemiş olduğumuz gibi WAN port üzerinden bağlantı sağlanıyor. Yani fiber teknolojisinde kullanılabiliyor. Bunun için Türk Telekom'un binalara, dairelere kadar döşemiş olduğu iki sistem var. Bunları da tek tek açıklamaya çalışırsak şu şekilde olacaklar. Bir daire binaya kadar fiber, bir de dairelere kadar fiber sistemimiz var. Bunların ikisi de şu şekilde bağlantılar yapılıyor. Binaya kadar fiber sistemlerde binanın altında bir MDU cihazımız oluyor. Dışarıdan gelen ana fiber hattı splitter bağlantısına geliyor. Splitter üzerinden MDU cihazına, buradan da switchler yardımıyla dairelere CAT5, CAT6 kablolarla dağılıyor. CAT5, CAT6 kablolarda dağılan sinyal evlerde prizlerden CAT5, CAT6 prizlerinden alınarak modemin WAN girişine takılıyor. LAN portlarından da bilgisayar bağlantısı yaparak modem bağlantısı sağlanıyor. Bu binaya kadar fiber olan CAT5 bağlantı sistemi. Bina içerisinde her dairede CAT5 prizleri oluyor. Bu prizlerden alınan bağlantı modemin WAN portuna takılarak direkt olarak bağlantı sağlanabiliyor. Binaya kadar fiber bağlantının dışında bir de daireye kadar, yani evin içine kadar fiber gelen bağlantı sistemleri var. Bunlar da şu şekilde oluyor. Dışarıdan gelen fiber hattı binanın altında splitter'a geliyor. Splitter üzerinden de kıl fiberlerle tüm dairelere dağılıyor. Tüm daireler üzerinde de ONT dediğimiz cihazlarda önce fiber bağlantısı dönüştürülüyor. Sonrasında modeme bağlantı sağlanıyor. O da bağlantısı şu şekilde. Her dairede fiber bağlantı prizleri oluyor. Prizlerden alınan fiber bağlantı kılı fiber dönüştürücü ONT dediğimiz cihazlara, bu farklı modellerde olabiliyor, marka modellerde. Tamamen stoklarla alakalı olarak yerleştirilebiliyor dairelere. Gelen fiber kılı fiber dönüştürücü ONT'ye geliyor. ONT'nin çıkışından, WAN çıkışından alınan Ethernet kablosu yardımıyla alınan sinyal yine modemin WAN portunu takılarak bağlantı sağlanabiliyor. İki şekilde de fiber bağlantı oluşturulabiliyor. Bu binaların kapsamına, kullanılan malzemeye ya da stoklara göre değişebiliyor. Burada kullanılan malzeme kimi zaman Archer C5 modem olabildiği gibi, kimi zaman Tılgın'da olabilir, kimi zaman ZT'de olabilir. Bu tamamen ilgili müdürlüğün ya da ilgili Türk Telekom ofisinin elindeki stoklara bağlıdır. Bu nedenle hani elinizde ben bu modemi istiyorum şeklinde bir bağlantı olmamalıdır. Tamamen stoklarla ilgilidir bu bağlantı şekli. Modem bağlantılarınız bu şekilde. Modem kurulumuna geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına
192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basınız. Açılan kullanıcı adı ve şifre ekranında küçük harflerle kullanıcı adınız admin. Şifreniz yine küçük harflerle admin. Karşınıza gelen şifre, yeni şifre ve şifre doğrulama ekranında isterseniz bu şifrenizi değiştirebilirsiniz, isterseniz değiştirmeden geçebilirsiniz. Biz değiştirmeden geçelim. Evet, karşınıza modem arayüz ekranı gelecektir. Şifrenizi kabul etmemesi durumunda modem arkasında yer alan reset butonuna basarak modemi resetleyebilir, fabrika ayarlarını alabilirsiniz. Daha sonrasında kullanıcı adınız küçük harflerle admin, şifre admin olacak şekilde tekrar giriş yapabilirsiniz. Şifre adımlarını geçmenizin ardından modem kurulumuna devam edebiliriz. Açılan modem arayüz ekranında ekranın sol bölümünde yer alan kolay menüye tıklayınız. Açılan sayfada en alt bölümde yer alan kolay kurulum bölümüne tıklayınız. Yeni açılan ekranda ileri butonuna basıyoruz. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifre ekranında servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı yazınız. Bizim servis sağlayıcıdan almış olduğumuz kullanıcı adımız Zorlu Teknoloji TTNet'tir. Siz de servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adını buraya yazabilirsiniz. Eğer Türk Telekom kullanmıyorsanız, farklı bir servis sağlayıcı kullanıyorsanız, bunu da TTNet dışında bir servis sağlayıcı kullanmak için tıklayın bölümüne tıklıyoruz. Buraya bu servis sağlayıcının domain adresini yazabilirsiniz. Türk Telekom altyapı paylaşımı gereği diğer servis sağlayıcılara da bu hizmeti sunuyor. Yani binada Türk Telekom fiber altyapısı varsa D-Smart, Millennium, Türknet gibi servis sağlayıcılar ya da Vodafone gibi servis sağlayıcılar Türk Telekom üzerinden bu bağlantıyı, bu hizmeti sunabiliyorlar. Bu nedenle siz de bu Archer modeme sahip olabilirsiniz. Farklı servis sağlayıcı olduğunuzda da bu işlemi yaparak modem kurulumunu yapabilirsiniz. Şifre adımlarında servis sağlayıcıdan almış olduğunuz şifrenizi yazınız. Domain adreslerini eğer bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızın domain adresini bilmiyorsanız www.zorluteknoloji.com üzerinde bütün servis sağlayıcılara ait domain adresleri yer alıyor. Buradan istediğiniz servis sağlayıcının domain adresini bularak yazabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre ekranına geçtikten sonra ileri butonuna basıyoruz. Daha sonra açılan bölümde söylemiş olduğumuz gibi modemin 2 tane Wi-Fi standardı var. 2.4 ve 5 GHz olmak üzere. Öncelikle 2.4 GHz için kablosuz ayarı yapıyoruz. Burada yazacağınız isim kablosuz ağları tarattırdığınızda iki sinyal içinde, iki Wi-Fi sinyali içinde çıkacak. Eğer telefonunuz destekliyorsa her iki sinyali de görebilirsiniz. Eğer telefonunuz ya da bilgisayarınız 5 GHz bandını desteklemiyorsa, yani 802.11ac'yi desteklemiyor ise göremeyeceksiniz. Tek bandı göreceksiniz. Bu nedenle bunları ayrı ayrı yaparak karışıklığı önleyebilirsiniz. Örneğin şu şekilde. Zorlu Teknoloji 2.4 GHz. Bu bizim 2.4 için kullanacağımız Wi-Fi standardı olabilir. Şifremizi de kolay görünce bir şifre belirleyelim. Yani sizin görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi en az 8 saniye olması gerektiğini söylüyor. Ve içerisinde bir büyük bir de küçük harf seçerseniz şifrenizin güvenliğini sağlamış olursunuz. Yeni ekranda 5 GHz için servis sağlayıcı ismini yazmamız istiyor. Buraya da 5 GHz olarak belirleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda kablosuz ağları tarattırdığınızda her iki sinyali de göreceğiniz için hangisinin 2.4 hangisinin 5 GHz olduğunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Kolayca. Buraya da yine bir şifre belirleyelim. Yine ileri butonuna basıyoruz. Yeni açılan ekranda yapmış olduğunuz değişiklikleri gösteren bir ekran gelecek. Burada yapmış olduğunuz değişiklikleri kontrol ederek kaydet butonuna basabilirsiniz. Kayıt işlemi sırasında kısa bir süre beklememiz gerekiyor.
Bakın burada yapmış olduğunuz işlemlerde hata olmaması durumunda başarılı şeklinde işlemler var. Bunları görebilirsiniz. Yaptığınız işlemlerde hata olması durumunda başarısız yazacaktır. Bizim yapmış olduğumuz ayarlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı için başarılı şeklinde geldi. Buradan bitir ekranına basarak modem ayarlarımızı, yapmış olduğumuz ayarların modeme yazılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, modemin kablolu ve kablosuz ayarlarını yapılandırdık. Modem 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki Wi-Fi bandında da bağlantı sağlanabiliyor. Gördüğünüz gibi 2.4 GHz bandında 300 Mbit'e kadar bağlantı, 5 GHz bandında da 866 Mbit'e kadar bağlantı sağlanabildiğini söylüyor modem bize. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zoroteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zoroteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zoru Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zoru Teknoloji Facebook sayfasına beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zoru Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zoru Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zoru Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.